sevgili izleyiciler, Oscar ödül törenlerine sayılı saatler kaldı. Kimler en iyi film, en iyi oyuncu ödüllerini alacak? Biz bugün bunları değerlendireceğiz. Kültür sanat camiası denince ve sinema sitesi denince akla gelen ilk olan beyazperde.com'un genel yayın yönetmeni Duygu Araz'la ile konuşacağız. Duygu, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sayılı saatler kaldı dedik. Oscar ödül törenlerine çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Bu yılda yine sinemada iyi izlenen ve çok bahsedilen filmler var. Ama galiba bu yıl hani hep çok konuşulan film La La Land. Evet. İşte pek çok festivalden ödül aldı. Hani eleştirmenlerden en iyi ödülünü aldı. Onun için de en son Altın Küre ödüllerinde de çok sayıda ödül aldı. Ondan dolayı da diyorlar ki La La Land Oscar'ı da alır. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorum? La La Land evet 14 dalda Oscar adayı ve senin de belirttiğin gibi Altın Küreler'de bayağı sağlam bir rüzgar arkasına aldı. Hep derler ki Altın Küreler Oscar'ın aslında habercisidir, bir anlamda eskizidir gibi diyebiliriz. Fakat Moonlight La La Land'den sonra insanların önüne çıkan bir film oldu aslında bakarsan. Ay Işığı filmi. Bizim de ülkemizde Aşıklar Şehri'nden sonra vizyona girdi ve insanlar Aşıklar Şehri gibi çok renkli, çok umut dolu, çok popülerliğe açık bir filmin üzerine Moonlight'ın ne kadar olgun bir film olduğunu gördüler aslında. Moonlight da azımsanmayacak derecede adaylığa sahip, 8 dalda adaylığı var. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi özgün senaryo dahil olmak üzere. Onun da ana kategorilerde sağlam bir üstünlüğü var aslında. Benim görüşümü soracak olursan, sinema pratikleri içerisinde eğer bir filmi belli kıstaslarla değerlendirebilecek ve ona göre en iyi film ödülünü vereceksek Moonlight aslında sinema pratiklerinin tümünü, bütün tikleri yerine getiren bir film benim gözümde. Evet. Şöyle Aşıklar Şehri'ni de seyrettim, gördüm. Çok beğendim Aşıklar Şehri. Bence de çok güzel bir film. Hakikaten umut aşılayan bir film. İstersen gerçekleştirebilirsinin filmi belki bir yandan. Hayallerin peşinde, hayallere aşık olmak kesinlikle aslında. Öyle ve müzik dallarında gösterildiği hiçbir kategoriye tabii ki karşı değilim. Hatta hepsini alırsa da çok mutlu olurum. En iyi özgün şarkı. En iyi müzik dallarında hepsini hak ettiğini düşünüyorum. Ama arkasını aldığı popülerlik rüzgarından dolayı aday olduğu kategorilerdeki diğer iyi filmlerin biraz da hakkını yendiğini düşünüyorum açıkçası. Buna oyunculuklarda da dahil olmak üzere, senaryo kategorisinde de dahil olmak üzere. Mesela Altın Küreler'de benim en büyük hayal kırıklığım en iyi senaryonun da Aşıklar Şehri'ne verilmesiydi. Çünkü aynı kategoride Manchester by the Sea var, Moonlight var. Çok güçlü senaryoları var bu filmlerin. Umarım Moonlight Aşıklar Şehri'ne Oscar'larda senaryoyu kaptırmaz diye düşünüyorum. Ve Manchester by the Sea. Ben yarışın, senaryo yarışının Manchester by the Sea ve Moonlight arasında olacağını umuyorum. Bir yandan Arrival'lar aslında sadece bu yılın değil son 5-10 yılın en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Evvelki yıllarda yer çekimi vardı, yıldız arası filmleri vardı. Her sene bir en iyi Hollywood bilim kurgu filmi düşüyor senin de bildiğin üzere. Bu yılın da filmi Arrival aslında bakarsan. Pek çok kategoride telaffuz edilmese bile Aşıklar Şehri'nin Moonlight'ın karşısında yer alıyor. Nedendir bilinmez mesela kurguda da Aşıklar Şehri çok güçlü görünüyor ama şöyle bir şey var. Ben sazı elime aldım devam ediyorum kusura bakma ama. mesela kurgu bir filme anlatım, bir filme en iyi kurgu ödülünü veriyorsunuz. O bütün o kurgunun filmin anlatım dilini belirleyen unsur olması gerekiyor. Arrival'a en iyi kurgu ödülünü vermeyeceksiniz. Zaten bence başka hiçbir filme vermeyin. Yani Aşıklar Şehri'nin bir öyle atlamalı bir hikayesi yok. Evet sonra bir twist var. Evet çok güzel sahnelerin kurgulanması var. Dans koreografilerinin. Tamam buna katılıyorum. Ama kurgu tekniğinin bu filmin anlatım diline ekstra bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Ama zaman atlaması bir hani Arrival'a da çok fazla şey vermek istemiyorum, spoiler vermek istemiyorum, seyretmemiş insanlar olabilir diye.
zaman atlaması, uzay yolculuğu vesaire gibi bir filmin kurgusuna en iyi kurguyu vermeyeceksiniz ki alt kültürlerde olan bu. haksızlık edildiğini düşünüyorum açıkçası. Hani böyle Oscar'ın tarihine baktığımız zaman hani bilim kurguya biraz uzak. Evet, hani evet. Çok iyi hani ödül vermiyorlar şeylere, bilim kurgu filmlerine. Ancak şöyle de bir şey var. Acaba Aşıklar Şehri'nde insanların hani bu kadar çok abarttıklarını, evet iyi bir filmdi ama bu kadar hani her yönüyle iyi bir film değildi. Belki de 14 dalda aday gösterilmemeliydi. Bazı adaylıklar, evet, olmalıydı. Bunun üzerinden gidersek. La La Land'ın insanları çok seven, seni rahatsız eden tarafı neydi? Beni rahatsız eden tarafı... yani insanların çok sevdiği şeyleri ben de çok sevdim ama insanların çok abartmasını sevmedim açıkçası. Oyunculuklar güzel ama Emma Stone'un mesela bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülünü alması, geçmişteki bazı en iyi rolleri ve gelecekteki hakikaten Oscar'a layık olabilecek rollerine de bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Evet, güzel oynuyor ama Oscar performans dediğimiz başka bir şey gerçekten. Mesela en iyi kadın oyuncu performansında ben bu anlamda Jackie de Natalie Portman çok çok güzel ama ona da haksızlık edeceğini düşünüyorum açıkçası. Biraz görmezden gelinecekmiş gibime geliyor. Ama hani Jackie ile ilgili Natalie Portman'ın oyunculuğunu ben de çok seviyorum. Yani diğer filmlerinde de. Ama sanki yani yönetmen de Natalie Portman'da hani biz Jackie'nin o içsel dünyasını vereceğiz diye çok mu kasvetli bir film yarattılar acaba? Bu nedenle dolayı da belki Natalie Portman hani şeye Oscar ödülüne uzakta kalabilir. Biraz öyle ama hani hatırlarsan Siyah Kuyru'yla aldı bu kadın ilk Oscar'ını ve hani ondan daha bir karanlık bir film değil aslında Jackie. Ki özellikle canlandırdığı Jackie Kennedy'nin hayatında Jackie Kennedy kendisi çok renkli bir kadın. Kostümlerde de aslında Jackie bu yüzden aday en iyi kostüm dalında. Çok güzel bir şey yaratılmış, hayat hikayesi yaratılmış filmde. Evet, yani kendisi hiç de için. Aslında hani o kadın neyi yaşadı? Evet, biz hep hani suikasta uğrayan başkandan bahsettik, Kennedy'den bahsettik ama Jackie Kennedy neler yaşadı? Sonuçta film, yani biz filmi izlerken ben Jackie'yi gerçekten hani bir First Lady'nin belki hani First Lady'nin ne derdi olacak denilebilir ama hani ya sonrasında ne yaşayacak? Bir hani büyük bir saray veriyorsunuz, orada bir yaşam veriyorsunuz. Daha sonra onu o ellerinden gidecek ama tabii çok da büyük bir trajediyle elinden gidecek. Aynen. O anlamda da. Aslında filmin bu noktada anlattığı şey tam da senin ifade ettiğin görüşün hayır aslında öyle değil olması. O kadın için evet yani bir anda daha suikast sonrası uçakta yola dönüyorlarken yeni başkan seçiliyor. Vatanına Amerika'ya indiğinde artık First Lady değil bile aslında. Evet belki mevkisi, evi, Beyaz Sarayı, bütün o kurduğu ihtişam ellerinden alınıyor ama kadın yegane derdi kocasının kucağında ölmüş olması. Aslında çok büyük bir aşkın filmi Jackie bu anlamda. Öyle yansıtılıyor. Senaryosu öyle yazılmış daha doğrusu. Öyle söyleyebilirim. Jackie'nin bütün derdini kendisine aşık olan aşık olduğu kocasını kucağına kaybeden bir kadın olması. Evet. Hani bana bu geçti. Yani bunu geçirebilmek için de Natalie Portman oyuncunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Böyle bakınca gerçekten öyleydi. Yani film aklı böyle kareler gözlerimin önüne geldiğinde gerçekten çok etkileyiciydi yani. Aşıklar Şehri de başarılı ama mesela Aşıklar Şehri'nde bir tweet miydi, bir görüş müydü yanlış hatırlamıyorsam okudum. Ondan sonra demin sorduğun soruya şu şekilde cevap vereyim. Taşlar Bağ'da çok daha yerine oturdu. Aşıklar Şehri ne kadar parlak, cafcaflı, renkli, popüler bir pastel bir film aslında bakarsan. O pastellerin içerisinde kadın karlı çıkmış tırnak içerisinde. Hayallerini gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Bütün derdi setlerde kendi ispatlamak, oyuncu olabilmek olan bir kadın ki setin kafesinde garsonluk yaparak bile bir şans elde etmeye çalışırken bir anda bakıyoruz gerçekten aranan, beklenen, istenen bir oyuncuya dönüşmüş. Fakat yani filmin sonunu ifade etmek istemiyorum ama hayal dünyasında son sahnede aklımdan geçenler öyle olmasaydı da böyle olsaydı da ne olurdu ben hayatımda bir şeyleri es mi geçtim acaba soru işaretiyle bitiyor onun canlandırdığı karakterdi. Şu an rolün adını tam hatırlamasam da
filmin sonunda, gene çok detay vermeden girmeye çalışıyorum ama beni rahatsız eden nokta aslında sonuna dair biraz da. Hayallerini gerçekleştirmiş ve hani içinde o kadın, aşık olduğu kadın olmasa bile tamamlamış, kendi tamamlamış insan olarak erkek karakteri görüyoruz. Piyanist, caz aşığı çocuğu görüyoruz. Kadın çok ünlü bir oyuncu oluyor ama hayatında aşkın bir aile var, kurmuş ama aşkın eksikliğini hissediyor. Benim filmde aslında tezat sonuna düşüyor biraz kendisiyle yani. Gene sonuna cevabı ben şöyle özetleyebilirim. Bu iki insan evet hayallerinin peşinden giderek güzel bir yerlere ulaşıyorlar ve arka yerde huzurlular, mutlular. İstediklerini çok büyük yüzdeyle elde etmiş gibi görünüyorlar. Ama benim içime dokunan şey birliktelikleri için, beraberlikleri için, birbirleri için bir şey yapmadılar filmde. İlişki ne oldu? 4 tane mevsim seyrettim. Öldü, bitti, gitti. Herkes yoluna gitti. Evet, gerçekten. Zaten izlerken de yok. Bu böyle olmamalıydı. Neden? Çok güzel 4 mevsim yaşadınız. Hayallerinizle birlikteyken de ulaşabilirdiniz ya yani. Aslında biraz duygu, belki de biraz yönetmene kızdık mı filmde? Evet, bilmiyorum. Ben evet. Biraz kızdım. Yani bir dünya, bir şehir yaratıyorsun. Hani herkesin çok güzel olduğu, insanların müzikle, sanatla mutlu oldukları bir şehir yaratıyorsun. Aynen, dans ederek. Ama en son, yani hani filmin sonlarına doğru onu yine hani bizim bildiğimiz sisteme, güce teslim ediyorsun. Belki de o kızgınlığı yaşadık. Kesinlikle katılıyorum. Bütün anlatmaya çalıştığım şeyin özeti oydu aslında. Ve altında böyle saklı bir gerçek varken de çok abartılması, Amerikan tabiriyle overrated olması beni biraz rahatsız ediyor. Bu anlamda hani abartıldığını düşünüyorum. Yoksa yaratılan o sinematografik evreni, o kostüm, dekor güzelliklerine falan bir şey diyeceğim yok. Tabii Damien Chazelle geçmiş müzikallerden kendisine çok fazla miras almış. Dersin çok iyi çalışmış bu anlamda, bir şey demiyorum. Çok iyi seyretmiş bütün müzikalleri muhtemelen. Çünkü biz bir o en iyi film Oscar almış müzikaller dosyası yaptık bu Oscar haftasında. Özellikle La La Land'in rüzgarına biraz da bizim de katkımız olsun diyerek. O filmlerin fragmanlarını, kliplerini, sahnelerini açıp sevdiğimiz YouTube'dan ve gerçekten çok benzer sahneler var. Bir müzikal çekmek istiyorsanız tabii ki geriye dönüp bakacaksınız. Hem bu insanlar ne yapmış, hem ben onlardan ne fark yapabilirim, ne de dersler alabilirim noktasında. Şimdi ben bir bilim kurgu filmi senaryosu yazmak isteyecek olsam tabii ki oturup baştan aşağı 2001 filminden itibaren bütün bilim kurguyu seyretmem lazım. Damien Chazelle de aynı şeyi yapmış. Tabii ki bu sen onu oradan aldın, onu oradan aldın, kolaj film yapmışsın diyecek halimiz yok. Ne haddimiz var? O kadar da değil. Biraz fazla etkilenmiş galiba. O kadar değil. Evet, biraz etkilenmiş. Benim biraz belki hani içime dokunan şey insanların geçmiş gelmiş geçmişinin indireğinden başlayarak sanki Chicago'ya kadar ki bunlar da Oscar ödülü almış müzikaller, hiç başka müzikal yapılmamış gibi hayatlarında ilk kez bir pastel renklerinde bir müzikal seyrediyormuş gibi davranmaları biraz. Yoksa filmin kendi içerisinde demin bahsettiğim konular dışarısında rahatsız edici bulduğum, iğnelediğim bir nokta tabii ki yok yani. Evet. Belki de hani sinema otoritelerinin de La La Land'a bu kadar ödül vermeleri veya bu kadar değerli görmeleri nedeni, ben belki de hani 7. sanat içerisinde birçok hani dans, müzik barındırması evet. Belki de hani bundan dolayı hani bu kadar değerli görüldü ve iyi bir film olarak. Ama tabii onun yanında bir de çok sade bir film var. Moonlight, senin çok sevdiğin. Evet, şimdi ona geçebiliriz. Evet, yani hani gerçekten film o hani çocuğun kendi kişiliğini bulana kadar izlerken ve gerçekten de Afro Amerika ve hani bir öteki bir mahalle ve gerçekten kendi ekonomilerini sağlamak için hani suç işlemek zorundalar, uyuşturucu satmak zorundalar. Aynı böyle çarkın içerisindeler. Evet. Ama Moonlight'la ilgili de şöyle bir eleştiri var. Karakterlerin derinliğine inilmemesi. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Buna
açıkçası gerçekten hiç katılmıyorum. Hı-hı. Çünkü tek bir karakter üzerinden 3 ayrı oyuncunun aynı karakteri oynayarak canlandırdığı bir film Moonlight, Ay Işığı ve hani tamamen karakter irdelemesi üzerinden gidiyor. Evet, biz yan hikayelerde birkaç karakteri daha merak ediyoruz ama aslında bu çocuğun başına ne geldi, ne gelecek, bunu merak ederek filmi seyrediyoruz ve daha şaşırarak seyrediyoruz. Ben Moonlight'ın bir film bütünlüğü olarak da, yönetmenlik başarısı olarak da çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Açıkçası çok çarpıcı buldum, etkilendiğimde bir akşam seansında seyrettim ve tokat demiş gibi çıktım filmden. Çünkü filmin gene bozmak istemediğim çok sürprizli bir yanı var. Herhangi bir eleştirmen de hakkında üstünde çok fazla şey yazılmasına rağmen esas o noktasından bahsetmediler. Filmin o en sürprizli yeri belki de insanları bilmeden seyredenleri etkileyen nokta. Şöyle ki Barry Jenkins'in yönetmenliğini bir insanın 3 ayrı hayat dönemini 3 ayrı oyuncu oynuyor. Geçen yıllardaki Boyhood filmi gibi değil, aynı oyuncunun yaş şeyini, skalasını takip etmiyoruz biz. Tek bir karakteri 3 ayrı oyuncunun oynadığı bir film var elimizde ve ben o 3 insanın aynı kişi olduğuna inandım. Benim açımdan bu çok büyük bir yönetmenlik başarısı. Evet. Çocuğun da çekingenliği, aynı ergenliktekinin de aynı büyümüş adamın da Black'in de çekingenliği, utangaçlığı, aslında insanlarla ilişki kuramaması, bir ağzından çıkan bir lafın insanla ilişki kurabilmesinin bütün çıkar yolunun güç sahnelemek olduğunu ve bunu aslında küçüklüğünden o güne taşıdığını bence çok başarılı veren bir film. Mesela Cheryl'un hani kendine bir ayrı aile aramaya çalışması. Evet. Ve o aileyi bulurken hani yine demin bahsettiğim o çarkın içinde dönen, aslında kendi annesine uyuşturucu satan ama ona o kadar güzel, belki de hayatında hani baba olarak gördüğü bir figür olarak yarattığı bir şeydi. Ondan dolayı da Ayşe gerçekten çok güzeldi. Çok çok başarılı. Ama bence yardımcı kadın yardımcı kadın ve yardımcı erkek ödüllerinde alır gibi geliyor bana ama. Yardımcı erkek çok büyük ihtimalle alacak. Özellikle henüz seninle konuşmadığımız geçen seneki Oscar'larda Oscar Sarı So White diye bir tepki çığ gibi büyüyen bir tepki vardı, daha doğrusu öyle ifade edeyim. Bu sene Oscar'larda bunun karşısında siyahi oyunculukların, siyahi filmlerin ve yönetmenlerin, bireylerin daha çok olduğunu görüyoruz. Yardımcı erkek oyuncu da muhtemelen bu rüzgarla, ki oyunculuğu da çok iyi aslında, sadece politik olarak değerlendirmemek lazım. Marshall Ali'nin oyunculuğu hani çok başarılı, hani geçen senenin ters rüzgarını tepmek için verecekler gibi bir cümle kurmak istemiyorum. Ben hakkıyla yerine getirmiş bence. Hatta o kadar mütevazi görünüyor ki bence hiç aday göstermemiş bile olsa kendisi ağzını açıp da bir şey demeyecekmiş gibi duruyor. Bana biraz hani öyle bir filmi kendisini çok sevmiş, öyle bir mütevazılık geldi. Aslında öyle bir anlamda da demek ki bu eleştirilerin hani geçen sene çok beyaz bir Oscar denildi. Bu sene bu kadar çok siyahi adayın olması. Bu iyi bir şey. Demek ki hani bir şeyleri eleştirdiğiniz zaman bu eleştirilerin karşılığını alabiliyorsunuz. Evet, evet. Yani çünkü 89.sü yapılıyor ve gerçekten bu hani çok ilginç. Eğer Denzel Washington en iyi yönetmen ödülünü alırsa ilk siyah yönetmen olacak galiba. Evet. Yani hani bir asırlık bir ödülde, gerçekten bu da ilginç bir şey. Ben özellikle Moonlight'ın yazısını yazarken şeylere baktım. Geçmiş yıllarda ötekinin sineması, siyahi sinema ya da diğer Hint kökenli, işte Arap kökenli yönetmenlerin yaptığı işlere de baktım biraz. Şu noktadan girersem, son 15 yıl içerisinde yanılmıyorsam bir çarpışma filmi vardı. O da ötekileştirilen, aslında modern dünya içerisinde beyazların sevmediği, böcek gibi gördüğü siyahi vatandaşlara nasıl davrandığını anlatan bir film ama yönetmeni İspanyol bir yönetmen. Her ne kadar Avrupalı da olsa, Amerika'da herkes bir anlamda öteki, biliyorsun eğer beyaz bir Amerikalı değilsen, beyaz Amerikalı da nedir o da tartışılır da. Evet. Bunun dışında günümüze kadar son 10 yıl içerisinde 12 yıllık esaret aslında kayda değer tek siyahi film ödüllendirilmiş, hakkında bahsedilmiş, yazılmış olan. Bir de Help filmi vardı. Oradaki de bütün
ekip yardımcı kadın ekip ödülü almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bütün o hizmetçileri oynayan kadınlar, siyahi kadınlardı. Bunlar dışında 2-3 film dışında yani 10 yıl içerisinde sadece 3-4 tane iyi filmi konuşuyoruz. Bir sene içerisinde 3-4 tane tek bir yılda en iyi filmde ötekilerin sinemasını konuşuyoruz aslında. Bu anlamda dediğin gibi Oscar biraz enteresan bir politik biliği olan bir kurum. Evet şimdi Duygu biz hani Moonlight La La Land diye konuşuyoruz ama şöyle bir şey de olabilir. Hani Mel Gibson biraz muhafazakar ve hani milliyetçi bir evet. yönetmen. Hani bir de Oscar'dan o film çıkarsa bilmiyorum. Yani Mel Gibson'ın filmi çıkarsa şimdi gerçekten. Şimdi Moonlight için hani neden o kadar Moonlight taraftarı olduğumu açıklayan cümle kurdum. Sinema sanatının bütün pratiklerini yerine getirmesi ve hepsine birer tik atılması anlamında söyledim bunu. Mel Gibson'ın evet yönetmenliğini eskiden beri severiz, takip ederiz ama en iyi film kategorisinde yarıştığı bu sene çektiği filmin maalesef demin benim saydığım sanatının bütün gerekliliğini yerine getirdiğini açıkçası söyleyemeyeceğim. Güzel bir film, güzel evet, bir pek sevindim. Hollywood aksiyonu aynen öyle. Özellikle erkek seyircilerin seveceği tarzda. Aksiyonu bol. Neden olmasın? Savaş çok oldu. Gidin sinemada seyredin ama Oscar'la bence değil açıkçası. Şimdi o zaman Duygu, erkek oyunculara, en iyi erkek oyunculara değinmek istiyorum. Bu kategoride favorin kim? Sence kime verilir? Bu kategoride favorim Manchester Bajcısı'ydı. Casey Affleck açıkçası. Başka da hiç kimseye verilmesini istemiyorum. Kime giderse onun için haksızlık olacağını hani, düşünüyorum. Ryan Gosling tamam zaten o güzel bir oyuncu ama hani La La Land'da çok da iyi bir hani yani çok böyle üst bir performans değil. Evet, bir taraftan Leon da var. Onda da yine öyle büyük bir performans görmüyoruz ama çok içe dönük kaybetmiş bir adamın bütün duygularını, derinliklerini bize vermişti. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani Casey Affleck'in oyunculuğu o kadar aynen anlattığın gibi içi dönük ve kendi iç dünyasında yaşayan bir adam ki demin Moonlight'ta beni aynı karakterin üç ayrı adamın tek karakter olduğunu inandırdı dedim ya. Casey Affleck'te oynadığı karakterdeki bütün adamın durumunu bana geçirdi ve hani o filmin bir twist noktası var. O sahneye geldiğinde ben en az onun kadar yıkılmıştım. Evet. Gerçekten biraz hani belki samimi açıklamalarda bulunuyorum, yorumlarda bulunuyorum daha doğrusu ama öyle büyük bir trajediyi yaşayan bir insanın bütün bize gösterici ya da göstermeyici bütün duygu durumlarını temsil ettiğini, ifade ettiğini düşünüyorum. Peki en iyi filmdeki şansını nasıl görüyorsun yaşamın kıyısını? Manchester by the Sea'nin mi? Aslında karşısında böyle adaylar olmasa güçlü olabilecek ama sonuçta bir birey drama olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Çünkü bireysel bir film olarak Akademi'nin Manchester by the Sea'yi değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü daha evrensel hikayeler seviyor Akademi açıkçası en iyi film ödülünü verecekse. Moonlight da bu anlamda birey ama bütün siyahları temsil eden bir birey. Hani Manchester by the Sea biraz dediğin gibi kaybedenlerin depresiflerin hayatta çıkış noktası olmayanların temsili gibi okunabilir ama siyahi bir sinema karşısında o kadar da şey olduğunu, Oscar'dan avantajı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdi gizli sayılar var. Üç siyahi kadının NASA'daki başarısını anlatıyor. Oscar yarışında iddialı bir film. Ona ne kadar şans veriyorsun? Şimdi Oscar yarışında en iyi filmde çok şans olduğunu düşünmemekle beraber kadın oyunculuklarda, yardımcı kadın oyunculuklarda Octavia Spencer'ın oyunculuğunu güçlü buluyorum. O üç karakter içerisindeki zaten en sert oyunculuk ortaya koyan kadın. Her ne kadar baş figürü farklı bir görünse de filmi bir oyunculuk konuşturuyor orada açıkçası. En iyi yardımcı kadın oyuncuda ama karşısında yine güçlü adaylar var. Fences'ta oyunculuklar
oyunculuklar çok güçlü. Moonlight'ın gene üçü de bundan siyahi kadın evet, haberler evet. Enteresan bir şekilde. Orada biraz favorilerin kapışacağını düşünüyorum açıkçası ben. Altın Küreler'den Fences çıktı en iyi yardımcı kadın oyuncuda. Ama hiç belli olmaz diyorum. Çünkü Hidden Figures biraz da akademinin seveceği tarzda. Amerikan'ı da her ne kadar üç kadını matematikçiyi hayatını anlatsa da pohpohlayan bir film açıkçası. Akademi sever böyle filmleri diyorum. Ve tabii ki yabancı filmler. Bu yıl gene biz yokuz maalesef. Biz yokuz. Biz yokuz. İran filmi, Aşkar Farhadi'nin filmi de Trump'ın sansürüne takıldı. Evet. Öyle bir şey oldu. Gerçekten film yarışıyor tabii ki ama yönetmen boykot edeceğini, gitmeyeceğini söyledi. Beni alsalar bile gelmiyorum ben sizin ülkenize dedi. O iptalden sonra. Ama tabii en öne çıkan Tony Edman. Evet. Ya çok ilginç bir filmdi Duygu ya. Ben böyle filmi izledim de senin fikrini de çok merak ediyorum. Tabii ki hani aslında yaşadığımız sistemde işte başarılı olmak, çok para kazanmak ve bunun üzerine odaklanmış işte beyaz, belki bizim ülkemizde beyaz yakalı diyebileceğimiz hani bir grubun, ama onların arasına giren bir Tony Edman var. Nasıl değerlendirdin? Şimdi Tony Edman'ı ben açıkçası geçen sene Cannes Film Festivali'nde seyrettim. Süre olarak da çok uzun bir film ve ben akşam 10 seansında, gece 10 seansında seyrettim. Çıktığımda saat 1'e çeyrek var gibi bir şeydi ve içimden geçen tek duygu bir an evvel babama telefonla arayayım babacığım seni çok seviyorum diye bağırmak istiyordum. Evet. Ama tabii ki arayamadım çünkü saat farkı olarak da babam çoktan uyumuştu. İşin şakası bir yana filmden ilk çıktığımda aslında filmi çok sindirememişim ben meğersem. Tony Erdman hemen seyredildikten sonra değerlendirilebilecek bir film olduğunu düşünmüyorum. Üzerine biraz zaman geçmesi ve sevden insanın bu eleştirmen bile olsa biraz sindirmesi gereken bir film. Çünkü ilk hissiyatlarımdan bir değeri de şuydu. Keşke bir yarım saat daha kısa olsa diye düşündüm. Sonra filmi geçen haftalarda sitede gene ben kaleme aldım. Almadan evvel tekrar bir seyrettim. Unuttuğum yerler, sahneler olabilir diye. Başın aşağı oturduğum seyrettim. Şöyle bir şey var. İyi ki kesmemiş. İlk baştaki duygumun hatalı olduğunu düşündüm aslında. Çünkü sinema okullarında öğretilen şöyle bir şey vardır aslında. Bir yönetmenin bir sahneyi o filme koymasının illaki bir nedeni vardır. Eğer nedensiz atılabilecek bir sahne ise o iyi bir yönetmen değildir. Tony Erdman'ın bu gözle baktığımızdaki çok uzun bir film olduğu için biraz başı sonu kaçıyor aslında. Bu yönden baktığımızda aslında hiçbir sahnesini, hiçbir karesini harcamaması gereken film olduğunu tekrar tekrar anlıyoruz, hissediyoruz. Bir babanın kızına yeniden dokunma arayışı aslında. Bütün o Tony Erdman karakterini ezik bir babanın o kabuğunu kırma, kızına hakikaten dokunabilme. Yani bu şey mecazi bir dokunma değil. Adam kızına dokunamıyor. Fiziksel anlamda da dokunamıyor. Bunun mücadelesi aslında Tony Erdman. Ay, yönetmeni de çok güzel bir zeki. Kası var aslında, evet, öyle bir karakter yaratarak. Ve hani kadın bir mükemmellik takıntısı içerisinde. İş hayatında demin senin ifade ettiğin gibi mükemmel olmak için bir anlamda kadınlığını da bir tarafa bırakmış. O kadınsı incelik bir kız evlat olma konsepti falan da yok kadına. Tamam, erkek rolüne bürünmüş. Bütün o hayatta edindiği başarılarını elinde tutabilmek adına. Ve bu onu, bu hırs onu çok da zalimleştirmiş aslında. Kendi ailesine karşı, babasına karşı. Filmin daha en başında hani onun doğum günü için insanlar toplanıyor falan ama çalmamış bir telefonla konuşuyormuş. Numarası yapılacak kadar zalimleştirmiş aslında kadını hayat. Hayat zalimleştirmiş. Tam tersi mi olmuş? O da biraz tabii tartışmalı ama ben Tony Erdman'ı hala daha seyretmeyenler için vizyonda birkaç kopyayla da dahi olsa oynuyorken mutlaka sevdirmesi gerektiğini ve sonuna kadar sabredilmesi gerektiğini inananlardanım. Ben çok sevdim. Umarım yabancı dilde Oscar'ı biz yokuz. Umarım Tony Erdman olur diyorum. Duygu, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Programımıza çok katıldığın için. Gerçekten tabii ki hani biz bugün Oscar'ı konuşuyoruz ama Oscar'da kimler ödül alacak, adaylar kim, filmlerin konularına biraz değindik ama tabii ki en önemlisi bence biz Oscar
özneliğinde aslında sinemayı konuştuk. Evet. Sinemada niye bizim için bu kadar güzel? Biz çünkü evet. bütün dünya hikayelerini ve belki de özlem duyduğumuz hikayeleri o yönetmenlerin bize anlattıkları hikayelerle izliyoruz, yaşıyoruz. Ve onun için de sinemanın gücü de bundan kaynaklı. Sen de bize bugün eşlik ettin. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bu şansı bana verdiğiniz için. Çok kıymetliydi benimle seninle bu sohbeti yapabilmek. Çok bakalım, teşekkür ederim. Bakalım tahminlerimiz de çıkacak mı? Bakalım, bakalım. Evet. Sevgili seyirciler, bugün de geldik biz ayrılan sürenin sonuna. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.